Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Trabzon'un trafik sorununun çözülmesine katkıda bulunacak Trabzon ili Transit Tüp Geçit Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a bilgi verildi. Proje önerisi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek ulaşım projeleriyle ilgili Başkan Suat Hacı Salihoğlu ile görüşen Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş aracılığıyla da bakanlığa sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane geçişi çevre yolunun açılışında yaptığı konuşmada, çevre yoluyla Gümüşhane üzerinden doğu, batı ve kuzey güney istikametinde seyahat eden vatandaşlarımıza da daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı getiriyoruz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise, bu güzergah, Doğu Karadeniz limanlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize, Güneydoğu Asya'ya bağlayan yolların üzerinde bulunuyor, diye konuştu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, protokolün geleceğe dönük yerinde bir adım olduğunu söyledi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ise, Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi arasında kurulan gönül köprüsünün ticari ilişkilere yansıması için de çaba göstereceklerini vurguladı. Yılmaz, iş dünyası olarak heyecanla beklenen Karadeniz-Akdeniz bölünmüş yol projesinin tamamlanmasının ardından, Akdeniz'deki illerin Karadeniz'deki illere ve Kuzey İskandinav ülkelerine erişimde nakliye maliyetleri açısından önemli bir avantaj sağlamış olacağını söyledi. Microsoft, Türkiye distribütörü Logosoft'un düzenlediği Trabzon Teknoloji Zirvesi'ne katılan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, dünyada herkesin yerli ve milli yazılımlarını üretme konusunda büyük bir yarış içinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin de bu konuya ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a odanın yürüttüğü projelerle ilgili bilgileri içeren dosya sundu. Bakan Varank, projeleri bölge ve ülke için önemli gördüğünü belirterek, yakından takip edip sonuçlandıracağını vurguladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacı Salihoğlu ile görüştü. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Belçika Trabzonlular Derneği Başkanı Adnan Demir'le işbirliği olanakları konusunda değerlendirme yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tayland Büyükelçisi Pantipar Lamsuta Ekarohit, Tayland-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Doğu Karadeniz bölgesiyle başta ticaret ve turizm olmak üzere çeşitli konularda işbirliğini geliştirmek istediklerini vurguladı. Fındık sezonunun açılışı, fındıkta verimi ve kaliteyi artırma projesi kapsamında Yomra ilçesi İki Su Mahallesi'nde bulunan Örnek Bahçe'de düzenlenen etkinlikte yapıldı. Etkinliğe Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Halil Yaroğlu ve İlyas Bektaş da katıldı. Son 13 yılda toplam ihraç edilen 3 milyon 200 bin ton iç fındık karşılığında ülkemize yaklaşık 23 milyar 500 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 290 bin tona ulaşılacağı tahmin edilirken, Trabzon'da yerleşik firmaların ihracatta birinci sırada olduğu belirtildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Limit Eğitim Kurumları arasında oda üyeleri ve birinci derece yakınlarının yararlanacağı indirim protokolü imzalandı. Milletler Arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi 64. Genel Kurul Toplantısı TOB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Milletler Arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına yeniden Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu seçildi.
Trabzon Havalimanı'na yılın ilk 7 ayında gelen yabancı yolcu ve dış hat uçak sayısındaki artış %50'yi buldu. 2017 yılının ilk 7 aylık döneminde 705 dış hat uçağının geldiği Trabzon'a 2018'in ilk 7 ayında %56 artışla 1098 dış hat uçağı indi. Dış hat yolcu sayısı da %49 oranında artış gösterdi. Trabzon Havalimanı'na yılın ilk 7 ayında inen toplam uçak sayısı 16.113 olarak gerçekleşirken, gelen giden yolcu sayısı da 2.250.000'i buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, milletvekilleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu ile askeri ve sivil protokol üyeleri katıldı. 22 Ağustos 2006'da kaybettiğimiz eski yönetim kurulu başkanlarımızdan Mazhar Afacan'ı vefatının 12. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.